Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Nedim Yıldız, kanalıma hoş geldiniz. Neonant'ın çok satan, yani satış rekorları kıran T580B'nin en yeni versiyonunun yanındayız. Bakalım bu onun gibi satış rekorları kıracak mı? Ben yine kendi yorumumu da şimdi videonun ortasında, içinde, kenarında bir yerinde size ekleyeceğim, söyleyeceğim dürüst bir şekilde. Evet, yepyeni Neonant T580B efsane modeli inceleyelim bakalım. Tasarımını söylediğim gibi her zaman T3.60B tasarımına çevirmişler. Yeni T3 serisinin tasarımına çevirmişler. Tabii T3'ün daha böyle teknik, mekanik şeklinde söyleyebilirim. Çünkü bazı özellikleri T3'e göre az. Bunun tabii fiyatını da ona göre azaltmışlar. Özelliklerinden de biraz kırpmışlar. Onlara yeri geldikçe size değineceğim zaten. Şöyle bir tasarımdan önce bahsedelim. Güzel olmuş, kötü değil. Tasarımda herhangi bir sorun yok ama elektronik bir motora geçildiğinden biraz problemler olabiliyor elektronik sistemlerle alakalı. Onun haricinde bir negatif sorun yok. Aynı şekilde T580 gibi onun aynı sorunları var ya da yok, devam ediyor gibi düşünebilirsiniz. Elektronik yönünden biraz negatif durumları yaşayacak gibi geliyor bana bu yeni seri. Şimdi teknik verilerine geçelim. S8000, yani Türk Traktör'ün yerli motoru var. S8000 üst silindirli 2.9 litrelik bir motor hacmi var. Üst silindirli bir motor hacmi var. 258 Nm tork sunuyor. Güzel bir değer. Bu traktör için 258 Nm tork güzel bir değer. 55 beygir gücünde bu traktör. Ama elektronik olarak 60 beygire çıkabiliyor. Yukarı doğru çıkabiliyor. Şimdi yakıt değerlerini söyleyeyim. Şimdi önceki seri T580'den az mı yakar, çok mu yakar? Ben şimdi onu söyleyeyim kendi mantıken. Normalde yetkililer az yaktığını söylüyor. Ben çok yaktığını söylüyorum. Önceki T580B'ye göre daha fazla yaktığını söylüyorum. Bakalım hangisi çıkacak? Kullananlar, kullanıcılar daha güzel yorum verecek. Tasarım olarak hiçbir şekilde bir şey demiyorum. Tasarım çok güzel. Gerçekten çok güzel tasarım var. Şimdi ağırlığına gelelim. Önceki seriyi T580'e daha ağırlaştırılmış. Ağırlığı arttırılmış. 2800 kilogram ağırlık var. Ama ek arkalar hariç bir şekilde var. 6 tane önde ek ağırlık var. 30'er kilogramdan 2 tane de arkada. T580'de önceki serilerinde, eski serilerinde tek vardı ağırlık. Sonradan 2'yi çıkartıldı. Aynı şekilde 2'den de bu traktörde devam ettirildi. Arkada da 2-2 ağırlık olduğu için 45'er kilogramdan, yani 3 tonu rahatla geçiyor. Çok güzel bir ağırlık değeri var. Onu söyleyebilirim. En ufak bir sorun yok ağırlık değerinde. Lastik abatları 340'a 85-28 arka inç, 280-70-18 ön inç lastikleri var, ön lastikleri var. Sermax kullanmıştır, evet Sermax kullanmış. Lastik abatları boyutları alt açıklığına göre çok iyi. Şimdi alt açıklığına gelelim arkadaşlar. Bu ebatta, yani 28 inç lastikte güzel alt açığı var. Şöyle söyleyeyim. Bu değerlerde, yani 24 jantı tavsiye etmem. 28 jant oranını bu versiyonu bu şeyde tavsiye edebilirim. Şimdi arkadaşlar, nerede kırpmış? T3'e göre nereden özelliklerden kırpılmış? Düğme ile 4x4'e geçiş yok. Bu da ne yapıyor? Düğme ile tek çekerdeyken frene bastığınızda dördü beraber tutmuyor. Sadece arkada tutuyor. 4x4'e bastığınızda dördü beraber frenleri tutuyor. Onu söyleyebilirim. Özellik kırpma yönünden konuşalım. Fren kuvveti tam yeterli değil halen daha. İyileştirme var. Fren kuvvetine iyileştirme var. Ama benim nazarımda tam yeterli değil halen daha. Şimdi partikül filtresi var. Et bölüğü yok. O yönden güzel olmuş. Partikül filtresi Euro 5 olmasa yeterli oluyor. Burada da katalizatör sistemi burada. Kalınca bir egzoz. Ve egzozun çıkış yönü güzel. Aşağıya bakmıyor. Aşağı bakarsa toz kaldırır. Karşıya bakarsa rahat olur. Bu şekilde egzozun yönü güzel. 63 litre yakıt tankı kapasitesi var. Yakıt kapasitesinden önce söyleyeyim ki motorda bir teknik verisini atlamayayım. Motor 152 Nm tork değerini, %52'sini devamlı, merhaba kararım. Tork değerinin %52'sini devamlı hazır tutan bir turbo sistemine sahip. Detket turbo sistemine sahip. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Bu da Euro 5'lerin bir nimeti diyelim. Euro 5 olanların bir nimeti bu durum. Arkaya doğru gelelim.
Bu tarafta tutamaç var, o tarafta yok. Olması lazım, gerekirse alın. Orada yatakları var zaten, delikleri var, takabilirsiniz. Bence yeter, gerekirse alın yani bu tutamaçta, öbür tarafta alın. Şurada plastik bir parça, saç, bakalet, plastik, saç, metal. Şimdi arkaya doğru gelelim. Şöyle arkadan da güzel gösteriliyor. Parmaksızların bir ürünü. Burada fabrika bütün malzeme çantasını içine koyuyor. Yani şoföre, çiftçiye, yani bunu, bu traktörü alacak olan kişinin bütün ekipman, kullanacak ekipmanlar bunun içinde ve bayinin eline geçmeden bunu böyle kitlemiş, mühürlemiş. Direkt üreticinin, yani bu traktörü alan kişinin eline geçmesi için iyi bir seçenek yapılmış. Güzel. Sevdim bunu. Ayrı bir çantayla göndermek yerine burada kilitli haline göndermesi güzel bir şey. Neonat'tan buradan tebrikler, başarılar. Çünkü her bayi bir olmuyor, işte söyleyeyim. Arka 4 adet hidrolik çıkışı vermişler. Burada eleştireceğim bir nokta var. Plakalı buraya almışlar. Plakalı da buraya sabitlemişler arkadaşlar. Bu da ne yapıyor? Önden mesela dal falan geldiğinde bu plakalı kırar. Plastik plakalı kırar. Ne yapacaksınız? Şurayı sökeceksiniz. Aşağıya sallayacaksınız. Ya da aşağıya bir yer montaj yapacaksınız. Bu sonra size yapılır yapılmaz değil ama size bir ayrı bir iş yükü olmuş orada. Normalde bunu hareketli yapsalar, şurada sabit tık 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 aşağı indirseler daha güzel olur. Bunu sabit yapmışlar. Bunu firmalar hemen değiştirmesi lazım. Buradan söyleyeyim. Şimdi sağ taraftan çalışma lambasının yeri konumu çok güzel. Kesinlikle çok güzel yeri konumu. Elektrik çıkışı, 4 adet hidrolik çıkışı var. Güzel, yeterli, standart. Standartlarda 6 olursa şaşırırım, 2 olursa kızarım ama 4 yeterli. Hiçbir şey, bir şey diyemem burada. Kaldırma kapasitesi arkadaşlar, ek piston yok. Ek piston yerleri var şurada. Ek piston yatakları var ama ek piston yok. 2200 kilogram kaldırma kapasitesi vermişler bu traktör için. Asansör çekiği yok. Düz çekiği var. Zaten bunlara asansör çekiğe de gerek yok zaten. Hassasiyeti orta koldan alıyor. Arkadaşlar buradan bir kullanıcımız devamlı şurada kırıldığını, şu hassasiyet aktarma sisteminin çubuğunun kırıldığını söylüyor. Ona dikkat edin. Bir hassasiyet ayarı yaptırın eğer gerekiyorsa. Eğer bir kere kırılan varsa devamlı kırılır. Onu bir hassasiyet ayarı yaptırın. Boşluğunu aldırın. Ve boşluk olsun orada. Arkadaşlar bağlantı noktasının şu en üstteki en ağır işlerde kullanacağınız bağlantı noktası. Yani çift sürme işlerinde kullanmıyorsunuz. Toprak üstü ızgara işlerinde gibi, tırmık gibi işleri kullanın. Tesviye kürenle kullanın. En üstteki bağlantı noktasını çift sürerken de ortadaki bağlantı noktasını kullanın. Hassasiyeti en güzel algılayacak olan nokta burası. Bu takılı olanı kullanmayın. Bunu çıkartın. Ortadakini alın. 2200 kilogram kaldırma kapasitesi olduğunu söyledim. Arka kuyruk bilini şurada kapatmışlar. Yeni kanuna göre kapalı durması gerekiyor. Ve İki kuyruk bel vitesi var. 540 ve 540 ekonomi var. Şanzıman ve diferansiyel yağını bu çubuktan bakıyoruz. Kollar kalın kalın. Şu kolların kalınlığı güzel. Şu kolların kalınlığı çok güzel. Yan kolların kalınlığı, ayarları çok güzel. Kesinlikle kırma falan sorun olacağını sanmıyorum. Evet, arka tasarım böyle. Bir mekanik bir orta kol verilmiş. Bunu atlamadan geçmeyeyim. Yeterli, çok güzel. Stoplar bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş içine geçelim. Şimdi depo böyle arkadaşlar. Deponun üzerine basıyoruz. Burada bir herhangi bir metal parça koruma yapsalar güzelmişmiş. Mesela şu parçayı, şu parçadan buraya da yapsalar daha güzel olacakmışmış. Sadece şu anda deponun üzerine basıyoruz. Şöyle geçelim. Şimdi kuyruk mili vitesleri buradan ayarlayabiliyoruz. Şu 540 ekonomi, yani ikinci vitesi oluyor kuyruk milinin. Şöyle de 540'ta geçmedi. Birinci vitesi oluyor. 1 ve 2 şeklinde hızını ayarlayabiliyorsunuz. En arkadaki de tekerlekten kuyruk mili değerini alıyor. Şurada bir bilgisayar çıkışı var. Şurada bilgisayarları takıyorsunuz. Arıza olduğunda oradan takıyor. Buraya laptopu koyuyor ve orada ayarlamasını, arızaları gideriyor. Kuyruk milinin çalıştırdığımız kol burada debriyajı, kuyruk mili debriyajı. Bunu her şekilde altta tutun. Yukarıda tutmayın. Yukarı geldiğinizde baskı yapıyor. Kuyruk mili debriyajına ve bozuyor debriyajın baskılarını. Bunu kullanırken en altta tutun. Veya kuyruk mili sistemini kullandıktan sonra kapattığınız normal kullanımda dahi bunu devamlı en altta tutun. Şunu da boşa alın.
böyle problem olmaz. Şimdi dört çekeri ben kola almışlar demiştim ya. Şimdi düğmeden de önceden T3 serisi düğmeden ya, bunu da koldan almışlar. 4x4'ü. Bak şu civata gevşemiş. Şu civata yiyorum, gevşemiş. Bu civatadan lütfen sıkalım. Şimdi bunu yukarı çektiğinizde 4x4'e geçiyor. Kol aşağı indirdiğinizde 4x2. Bu şekilde sadece arkada fren tutuyor. Şöyle bastığımızda 4'ü beraber fren tutuyor, onu söyleyeyim. El freni yeri güzel, konumu güzel. Koltuklar çok geniş. Koltuk çok rahat. Koltuk çok rahat arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ön bayağı bir kalın. Euro 5 olduğu için içini dolu dolu. Yani bu kapının içi dolu dolu arkadaşlar. Debriyaj çok yumuşak. Çok yumuşak debriyajı var. Gerçekten çok yumuşak. Şatı yumuşak sayılır. Ortanın yumuşak tarafında. Pamuk gibi değil ama sert de değil. Yumuşak sayılır, evet. Şatı yumuşak sayılır. Önemli olan ömrü. Ömrünün uzun olması. Şimdi bu tarafa geçelim. Burası sinyalli buraya almışlar. Kısa uzun. Korna da burada. Şimdi bunlar da T3 serisinden eksik, yani törpülenmiş olarak. Onlarda 12 ileri 12 geri vites seçeneği var. Bunda 8 ileri 8 geri vites seçeneği var. Şu takviye boş. İlerisinde seyri vites var. Burada da 4 tane ana vites var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Vites çok yumuşak. Vites geçiş çok yumuşak arkadaşlar. Şöyle yay sağa doğru ittiriyor. Löpür löpür. Gerçekten çok yumuşak vites var. 4 ana vites, 2 takviye vites, 8 vites. Şurada ileri geri bekerek şatırla beraber 8 ileri 8 geri vites seçeneği var. Direksiyon yükseklik açıklık ayarı var ve yeterli. Şöyle aşağıda bakalım. Var ve yeterli. Evet. Gösterge paneli çok güzel. Eski T580'in ilk serilerinden. Mekanik olanlardan ve onların bir de sonradan tamamen dijital olanlar çıktı. Ona göre bu ekran daha gösterişi, görüntüsü daha güzel, daha rahat. Okunaklığı daha iyi arkadaşlar. Burada bütün bilgi ekranları, bunun içinde kilometre hızına kadar hepsini burada görebiliyorsunuz. Şurada devir saati var. Hareket saatini sol tarafa, göstergesini, yakıt göstergesini sağ tarafa. Uyarı ikaz lambalarını iki tarafa da yaymışlar. Akü şalterini buraya almışlar. Güzel. Şurada aydınlatması arkadaşlar. Şu bir kere bastığınızda parklar yanıyor. Bir kere de bastığınızda kısalar yanıyor. Şuranın da uzun kısa, uzun kısa. Şu koldan ayarlayabiliyorsunuz. Sinyaller de burada zaten. Korna da burada. Şu kapatalım. Yol bilgisayarın fonksiyonlarını ayarladığınız tuş bunlar. Şu kuyruk mili sensörünün tuşu. Kontağı buraya almışlar arkadaşlar. Şöyle kapatmışlar. Yağmurlu havalarda içine su gitmesin diye. Gerçekten içine su gittiğinizde sertleşiyor, bir zaman sonra bozuyor. Dörtlü flaşörümüz. Ve şurada yanıyor. Başka burada anlatacağımız. Ya benim istediğim şu paspası, şu lastik paspasını burada da istiyorum arkadaşlar. Ve burada Novolant'ın da logosu olsun. Böyle bir logo olsun. Onu isterdim gerçekten. Şurada komple kapatsın. Güzel şık olurdu o zaman. Benim önerilerim bu şekilde. Elektronik bir el hızı var. Ayak hızı elektronik. Yeri konumu falan çok güzel. Frenin yeri konumu çok güzel. Önemli olan kuvveti. Ama yeri konumu çok güzel. 2 adet devir sabitleyici var. Havza yalıcı var. Tepe lambası burada yanıyor. Liftomatiği burada arkadaşlar. Yumuşak. Şu liftomatiğin geçişi çok yumuşak ve en verimli olan da bu mekanik olan. Telli olan sistemi. Kolay kolay arıza yapmıyor. Çünkü bunun motoru istemiyor. Motoru siz oluyorsunuz. Bastırıyorsunuz. Devreye sokuyorsunuz. Çektiğinizde yay atıyor. Mekanik bir sistem olduğu için dayanıklı. Arka 4 adet hidrolik çıkışı var. Onların kumanda kolları. Güzel bir ayrıntı yapmışlar. Sağına sonra fitil koymuşlar lastik. Vardığınızda çektiğinizde ona değmiyor. Lastiğe değiyor. Bu da aynı şekilde lastiğe değiyor. Güzel yapmışlar. İyi düşünmüşler. Hidrolik kolları soldaki hassasiyet kolu, sağdaki pozisyon, kadımı kadıma indirme kaldırma kolu arkadaşlar. Çift sürerken ne yapıyorsunuz? Buraya en alta indiriyorsunuz. İçteki kolla ayarı ayarlayıp sayı sonlarında şöyle bastığınızda kaldırıyor, bastığınızda indiriyor sıra sonuna başına vardığınızda ve sonra yine duruma göre buradan destek verebiliyorsunuz. Bunun yumuşaklığı, sertliğini ayarlayacağınız aşağıda kollar var, civatalar var, onları ayarlayabiliyorsunuz. Geri görüşüne bakalım. Arkadaşlar geri görüşü gayet güzel.
koltuğu biraz yükseltmişler. Geri görüşü çok güzel olmuş diğerine göre. T3'lerde bu koltuk çok derindeydi, gömülüydü. Bunda çok güzel olmuş. Ben sevdim. Geri görüşümüz çok güzel. Şuradan şunlar böyle bu kapakları buradan gerekse sökülmeli mi acaba? Bu kapaklar mı sökülse buradan aşağıdan daha rahat görünecek. Gerekse sökebiliriz ya. Çok da iki civata. Gerekse bunları söküp daha rahat görebiliriz bu alanı. T580B'den anlatacaklarımız böyle arkadaşlar. Yeni çıkan bakalım bunun satış versiyonuna, satış performansı nasıl olacak göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Siz nasıl düşündünüz? Satış durumu nasıl olur? Ben size soruyorum. Sizce nasıl olur? Yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.